Selamünaleyküm arkadaşlar. Zonguldak'a geldik. Şimdi geldiğimize bakalım, aşağıda bir ara bir şeye bakıyorlar. Neyse. Saat kaç? Saati söyleyeyim. 2:30. Saatimiz 2:30 arkadaşlar. Zonguldak. Zaten İlçe, şehir fark etmiyor. Biri bitiyor, biri başlıyor. Kozlu'yu bitiyor, Zonguldak başlıyor. Kozlu'nun gerisinde ne vardı? Neyse. A ilçesi var. Bitiyor, B başlıyor. Bitiyor, C başlıyor. Karadeniz böyle. Burada ne vardı? Varage neydi o ismi? Neyse. Bir tünel varmış. 75 yıllıkmış. Hatta bu tünelinden sonra şehir merkezine bilmiyorum ne yapalım. Bir Google'ye soralım. Şehir gezmesi biraz saçma. Hani Bursa'dır, İstanbul'dur, Kütahya'dır. Başka aklıma gelen şöyle turistik olmadı. Tarih eseri çok olan şehir olsa Ankara Hacı Bayram var, bilmem ne var, o var, şu var. Zonguldak'ta ne var ki? Gerçi içinizde şu an Zonguldak'ta varsa içimden saydırıyordur şimdi. Tamam, kömür var. Ha. Maden müzesi vardı. İlgimi çekmedi doğrusu. Yani maden müzesi. Ne olabilir ki içinde? Kazma, kömür, ha? Kürek, araba, vagon. Girsem mi şimdi maden? Ne bileyim, arabalar var orada. Ay neyse. İnşallah uzak değildir. Otur sabahtan beri oturuyoruz. Longoz gezdik. Mağarayı gezdik. Bir de üçün burası. Çok yorulduk. Oturmaktan yorulduk. Karadeniz. Şu Rus gemisi mi? Ukrayna mı? Hangisi? Pahalı koridoru geçiyor. Gerçi ya burada ev var onun için. Çık. Şuraya bak. Denize sıfır. Denize sıfır. Ha, belediyeliymiş burası. Çay satın mı? Ben çay içmiyorum. Ama sen bana bakma. Ben böyle yemeden içmeden ben giderim. Ben bakıyorum makinemi. Nerede bu tren ya? Yok tren. Yanlış yere geldik biz ya. Kim bilir nerede tünel? Tünel yok abi. Selamünaleyküm. Tünel ne tarafta? Burası mı? Sağ olun. Kolay gelsin. Bak, dümdüz gideceğim yoksa ben. Evet, dümdüz gideceksin. Keşke bir işaretlemedin. Bir şey yapsalar, yazsalar ya. Değil mi? Tabela yok, bir şey yok. Tabela yok. Ama yaya geçiyorlar. Bu nesi peki? Kule mi? Ha, şurada yazıyor bir şeyler. Evet. Bu herhalde ne diyor? Fener tüneli mi? Vera gidiyordu. Kömür şiştinin denize dökülmesi için önce deniz derinliğini belirleyen etütler yapılmış. Ha, kömürlerin göndermek için. Burada bir şey yok. Ya Allah'ım ya Rabbim. Açılış, kapanış 8-7. Yazın 11'e kadar açık. Oo. Gece mi 11'e kadar? Ha. Oo. Abu. Evet, Fener ne? Fener tüneli. Fener tüneli. Neyse sen varsın, seni çekmeyeyim. Şöyle çekeyim. Sen varsın, seni çekmeyeyim. Duydun mu? Pardon, yere tuttum galiba sizi. Nereye çıkıyorsa bu. Ne tüneli? İniş iyi de, çıkışı nasıl olacak? Motor da girerdi buraya. Keşke. Olmadı şey yaparız ya. Çıkıyorsa burası. Aşağıda bak, bir lamba var, görüyor musun? Ne tüneliydi bu hocam? Fener tüneli. Varage mi? Ama Fener yolu diyor. Acaba burada şey mi vardı? Ne onlar? Vagon. Olmaz ki ya. Bisiklet galiba. Ben onu bekliyordum aslında. Bir vagon bir şey bulalım.
görelim. Bunları sonra da tadilatlı görelim. Evet. Bakalım. Belli. Bari şey orijinal dokusunu bozma. Evet. Orijinal bıraksaydım. Bence burası bir yere çıkıyor. Aha bak bisiklet çocuklar. Soralım bakalım. Çocuklara, gençlere. Bu yol çıkayım. Yol, tünel. Görgök. Görgök mağarası. Burası mı? Yok, bir sonraki. Tünelde de bir şey mağara mı oldu? Bak şeyi gördün değil mi? Şehir içi trafiğine. Evet. Yani orada o kargaşada motoru bırak. Hani motor bırakmak sorun değil de. Geriliyorum şehir içinde. Ben sevmiyorum ki şehir içi. Mecbur edin. Olmuyor işte. Ha, tarihi cami olur. Gidelim. Hadi tarihi bir şey olur. Gidelim. Ama şey çok güzel. Yol çok güzel. Çıkışı var mı buranın? Var abi. Var abi. Ne kadar var yol? Az bir şey ya. Burada az bir şey. Ha, tamam. Sağ olun. Buradan mı yürüyeceğiz herhalde? Nereye gideceksin? Virajlar nasıl da mı? İşte diyorum ya yol çok güzel. Ama geride kaldın. Nasıl? Geride kaldın. Sana yol veriyorum. Kime? Sana. Ne yolu veriyorsun? Rahat süresin diye. Ne sen gel ya ben niye dedim yavaşlıyor bu. Yok, bir de hoca yavaş olacak diyorum. Yok. Arkalarda kalıyor. Ben diyorum bu niye yavaş gidiyor. 80'de 90'da. 91'i görünce motor seviniyor ya. sen geç ara bakayım bir senin gidişini göreyim ben. Hayır ya beni yakalayamazsın. Ben biraz hızlı sürüyorum. Bir gidişini göreyim ben sana ya. Yakalayamazsın diyorum ya, boş ver. Yakalayamam. çok fena. Al işte bak çıkışı. Ne marşı bu, bizi karşılıyorlar. Bak ama ne kadar güzel seri burası ha. Evet, iyi geldi. Evet arkadaşlar, şöyle bir geriye bakalım ama bir şey görünmez. Ya daha uzun bekliyordum, kısaymış. Nereye çıktıysak. Denize çıktık. ne anlamı var? Hayda. İşte şişt tünelleri. Nasıl burada köbür işlemişler? Tünelleri. Deniz akıntıları liman şistle doldurması nedeniyle dalgalı havalarda. Oho. Alın size Zonguldak. Burası limanmış. Bak burada bir şey var. Vardır. O da mı tünel? Yoksa mağara mı? Tünelcik. Tünelcik mi? Demek ki birkaç tane. Aa. Efendim? Çıkmıyor mu? Çık. Yani su var. Öyle mi? Ya bakalım. Yok ya. Gelmişiz ya. Gelmişiz buraya kadar. Şurada mı yattın? Evet. Genelde aşağı. Evet. Ben yüzme bilmem ama ha. O taraf zaten yarıyordur şimdi. O tarafa gitmeyin. Bunların yanları var. Yalnız bir dağlar gidin de o tarafta kaymayın. Ha. Kayar orası bak. Muhtemelen orası da böyleydi hocam. Sonra kalıplarına bakmış, bir şey yapmışlar, kapatmışlar. Bu taraf dalgalıyken gemiler yanaşamıyor, bu tarafa geçiyor demek ki. Sen de güzel, ben de. Mercan mı? Değil, seni bilmiyorum artık.
Yine anlamadım. Burası tehlike. Evet. Tamam, benden bu kadar. Vallahi şu merak var ya. O gördü, benim de görmem lazım. En güzel yeri kapmışsınız. Baksana abi nerede oturuyor ya. Müstakil. Aynen. Aynen. Vallahi helal olsun abi, nasıl geçti oraya ya. Şurası çok... Evet arkadaşlar, burayı kapatayım ben. Başka bir şey yok. Zonguldak. Evet, buradan az önce duydunuz zaten konuştuklarımızı. Merkezden nereye gezeceğim? Bakacağım gene. Google'ye soracağım. Buradan Karabük, Safranbolu'ya. Yol üzerinde Görgök mağaraları var. Oraya gireceğiz. Son durak zaten. Ondan sonra bu akşam Safranbolu'yuz inşallah. Bakacağız. Öğretmenimiz 800 lira galiba bir kişi. Gördüğüm kadarıyla. Çünkü iki kişi yara ayırtırayım dedim. 4 kişilik odaya 2200 lira yazdı. Şuradan çıkayım ben önce. Kokuyor çünkü. Malum koku. Geliyor mu bir ol? Gelmiyor, konuşuyor. Neyse, biz devam edelim. Sonra... Hello. He? He, benzemiyor mu? Çok sarın oluyor, benzeten oluyor. Neyse, konumuza dönelim. Airbnb'den baktım. Onlar 800 ama oda yani kaç kişilik. Bir yer baktım, 800 lira söyleyin, çift kişilik yatak. Başka bir yer baktım, 900 liraydı galiba ya da 1000 lira, ikisinden biri. Tam aklımda değil şu anda ama 800 değil. 150 metrekare ev, kimse yok. 4 tane yatak var, 900 lira diyelim hadi. 1000 lira olsun, ne olacak ya? 1000 lira, ev komple senin. 4 tane yatak var, orada da var. Oraya gitmeye gerek yok. Gidelim mi? Ne yapalım? Gelsin de bir ol. Geldi. Ne var ki yani? Motorlar arkada kaldı. Motorla gelseymişiz. Motor gider mi? Yok. Şuradan geçmek tehlikeli. Tehlikeli. Oraya çıkış var mı bilmiyoruz. Haydi eyvallah.